yaptı. Ama bu 9450'nin altına doğru, yani 9400'ü geçememesi, üstünde kapanamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi banka endeksi. Bankalar bugün eksi 250 filandı. Öyle olunca bankalar, yani bakıldığında şöyle. Eksi 233 endeksi aşağı çekti. X 100'ü. Yani endeksin içinde bankalar da olduğu için bankaların düşüşü zaten endeksi aşağı doğru çekiyor. Büyük pay bankalardaydı. Burada biraz gezinecek gibi gözüküyor. Yani şu ortalamayı, bu ortalamanın yukarı doğru gelmesini bekleyecek herhalde. Öyle gözüküyor. Zaten seçimde geliyor. Yavaş yavaş seçime doğru geliyor. Peki ortalama desteği nerede? 50 günlük ortalama üstsel 8540'da. Geçilen seviye neresi? 8562. Normalde yukarı gidecekse 8562'nin altına inmemesi lazım kardeşim. Zaten orası %38,2'lik geri çekilme, aynı zamanda 50 günlük ortalamanın olduğu yer. Şu anda destek burada. Burada. 9000'e yakın yerde. Burası da zaten bütün çıkışın %23,6'sı gibi. Buralarda gezinebilir. Biraz vakit harcayabilir. Hedef 9750 idi. Daha gelemedi oraya. Buradan haftalık grafik bakıldığında, yani uzun vadeli haftalık grafikte 20 haftalık ortalamanın üstünde fiyat yukarı doğru gidiyor kardeşim. 50 haftalığın altına hiç gelmedi bile yani zaten. En son burada döndü 9300, 4311'de. Burada da ortalamalara bakıyoruz. 8295, 7216, 17 değişmiş. Biraz şunu yapalım şöyle 5. Bunu da 16 yapalım. Evet. Şurası daha sıkı bir ortalama desteği. Fakat buraya gelmez şu anda. 8500'ün üzerinde zaten kalması lazım. Bakın burada da bu düşüş 7200, 5700'ün altına indi mi? Buradaki seviye gelmedi. Trendin yukarı devam etmesi için 8562'nin üzerlerinde bir yerde durması lazım, düzeltmenin de. Durur mu? Ya, durur mu durmaz mı? Bunu anlattık defalarca. Dolar bazında bakıldığında bakın 20 aylık ortalama nerede? 1,5 senelik dolar bazında ortalama. Şöyle gelirsek bak, 250'ye gelmiş. Orası 246 idi. Şimdi ortalama 250'ye geldi. 50 aylık ortalama 222'de. Yani bunun altına hemen gelmesi mümkün değil. Üçgen yapıyor burada. Şöyle bakın. Burası fincan. Şu kısım. Şöyle. Burası böyle fincan. Burası da kulpu. Öyle görünüyor. Burada da dirence yaklaşıyoruz. Evet. Ama 313 dolar. Eğer orayı 320 doları zaten yoklayacaksa 30 ile çarpsanız 9000 artı 25 9750. Evet. 31 falan filan da oldu. 10.000'e doğru geliyor direnç. Esas hikaye burada. 324. Burada da zaten durdurdu 313'te. Bu son çıkışı. Şimdi tekrar geliyor oraya. Kapıyı yıkmaya geliyor. Bir kere daha vuracak oraya endeks. Bakalım göreceğiz. Evet. Bu akşam da zannedersem bir sürü şeye değindik. Elimizden geldiği kadar sizlere bilgi verip yardım etmeye çalıştık. Ben de işte üç aşağı beş yukarı ne düşünüyorum, sizlere anlatmaya çalışıyorum. Kendi fikirlerim nedir, ne değildir, neler düşünüyorum ama bizde de endeks seçim sonrası herhalde çok büyük bir sürpriz olmazsa
çok büyük değişiklikler olmazsa yukarıya tırmanışını sürdürecektir. Ama o kadar hızlı sürdüremeyebilir. Yani alıştık hurra diye gitmeye. Artık öyle hurra diye gitmeyebilir. Ama trend hala yukarı yönde gelişiyor. Tepki çıkışı, büyük tepki çıkışı 500 dolardan 125 dolara kadar inen büyük düşüşün yukarı yöndeki tepki çıkışı hala sürüyor kardeşim.